Hava sıcaklarının yavaş yavaş düşmesiyle vatandaşlar kış çaylarına rağbet göstermeye başladı. Uzmanların açıklamaları doğrultusunda kışı rahat geçirmek isteyen birçok vatandaş kış çayı ve ıhlamur almak için aktarların yolunu tutuyor. Vatandaşlar aktarlardan en çok ıhlamur, zencefil, tarçın, hibiskus, hatme çiçeği ve ada çayı gibi ürünleri satın alıyor. Aktar Yiğit Uzun son günlerde hava sıcaklarının düşmesiyle birlikte kış çaylarına ilginin arttığını söyledi. Benim ismim Yiğit Uzun. 10-11 yıldır bu işle uğraşıyorum. İşimi severek yapıyorum. İnsanlara yardımcı olmak gerçekten çok güzel bir şey. Hava şartları değişime uğramaya başladığından itibaren tabii hastalıklar da çoğaldı. Hastalıklar arttı ki gönül ister kimse hastalanmasın. Ama maalesef ki bazı şeyler elimizde değil. Benim size tavsiyem hastalanmadan önce bağışıklığımızı kuvvetli tutmak ve çok fazla karıştırmadan bitki çaylarını akşam normal çay içeceğimize, kanımızı böyle pıhtılaştıracağımıza bitki çaylarını kullansak hastalıklara yakalanmadan ya da yakalandıktan sonraki evrede çabuk atlatmamıza yardımcı olur. Ha bunlar neler olabilir ki en çok satan diyeyim, insan vücuduna en çok faydalı olan diyeyim, hatmi çiçeği, ada çayı, işte boğaz enfeksiyonları için gerçekten çok etkili. Hatmi çiçeği öksürüğe çok etkili, bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir bitki. Ihlamur yine boğazımızı yumuşatmak için, papatya, hibisküs, kan değerlerini yükselttiği, vücuda enerji verdiği, kanı sulandırdığı için de insanı dirençli kıldığı uzmanlar tarafından söylenmekte. Tabii bitkilerin taze olmasına dikkat edeceğiz. Bitkilerimizi güvenli yerlerden almaya dikkat edeceğiz. Çünkü kalmış bitki, eskimiş bitki fayda sağlayacağı yerde hem yarar sağlamaz hem de vücuda zarar verebilir. Her şey arttı. Ama bunların fiyatları gene insanı üzmeyecek kadar. Sağlık için diyoruz ya, bir paket sigara alacağına bir kış çayı alırsın. Evine götürür, herkes içer. Fiyatı aşağı yukarı 30 ila 35 liradan başlıyor fiyatları. Bunları tükettiğimiz zaman kışa hazırlanmış oluyoruz. Benim bir tavsiyem de size bu işleri uzman kişilerin kontrolü altında yapılmasını tavsiye ederim. Bizler doktor değiliz, bizler sağlıkçı değiliz, bizler bitki uzmanları da değiliz. İnsanlara faydalı olabildiğimiz kadar faydalı olmaya çalışıyoruz. Sizden tek ricam bizlere önerilerde bulunmamızı istemeyiniz.